seçeneklerdeki üçgenlerden hangileri ABC üçgeni ile benzerdir? Sorumuz bu. ABC üçgenimiz de burada. A B C Seçeneklere bakmaya başlamadan önce iki üçgenin benzer olmasının ne anlama geldiğini hatırlayalım. Benzer üçgenlerin klasik tanımı karşılıklı açıların eş olmasıdır. Mesela bu iki üçgen benzerse bu açı buna eşit olacak bu açı buna eşit olacak, bu açı da bu açıya, buradaki açıya eşit olacak. Bu üçgenler benzerdir. Peki üçgenlerin benzer olması nerede işimize yarıyor? Eğer üçgenler benzerse birbirlerine karşılık gelen kenarların oranı da eşit oluyor. Yani eğer bu kenarın uzunluğu 2 ve bu kenarın uzunluğu 1 ise, bu kenarın bu kenarı oranı 2 bölü 1 yani 2'dir bu üçgende karşılık gelen kenarların oranı, yani bu kenarın, bu kenar oranı da 2 olacak. Örneğin bu kenarın uzunluğu 4 ve bu kenarın uzunluğu 2 olabilir. 2'ye 1. 4 bölü 2 ile 2 bölü 1 denk oranlar. Veya kenarların uzunluğu 7 ile 3 buçuk olabilir. Veya 10 ile 5 olabilir. Eğer bu iki üçgen benzerse bu kenarlar arasındaki oran her zaman 2 bölü 1 olacak. Benzerlik konusunu doğru ve eğim açısından da düşünelim. Eğer iki dik üçgen varsa, dik üçgenlerden bir tanesi bu olsun. Bir tane daha dik üçgen çizelim. Güzel. Bu üçgendeki pembe kenarın yeşil kenarı oranı, bu üçgendeki pembe kenarın yeşil kenarı oranına eşitse, bunlar benzer üçgenlerdir. Örneğin bu kenarın uzunluğu 6 ve bu kenarın uzunluğu 9 ise, bu kenarın uzunluğu 2 ve bu kenarın uzunluğu da 3 ise bu durumda bunlar benzer üçgenlerdir. 6'nın 2 oranı ile 9'un 3'e oranı aynı. Bunlar benzer üçgenler. Peki bunları neden anlatıyorum? Burada bir doğru var. Doğru üzerindeki herhangi iki noktayı birleştirdiğimizde örneğin c noktasını a noktasıyla birleştirdiğimizde y'deki değişim bölü x'teki değişim her zaman sabit olacak. Eğer bunun gibi bir üçgeniniz varsa, yani x eksenindeki değişim tamamen yataysa ve y eksenindeki değişim de tamamen dikeyse, bu durumda üçgen dik üçgen olacaktır. Yani doğru üzerinde bu şekilde oluşturacağımız herhangi iki üçgen benzer olacaktır. c noktasından a noktasına giderken, c noktasının y koordinatı 3, A noktasının y koordinatı ise 9. Y'deki değişim 6 birim. Yatay eksende ise buradaki dik üçgenin tabanı x'teki değişim. C'nin x değeri 1, A'nın x değeri ise 3. Yani x'teki değişim 2 eşit. Aynı doğru üzerinde bu şekilde oluşturacağınız herhangi iki üçgende y'deki değişim bölü x'teki değişim bu oran aynı olacak. Bu üçgende y'deki değişim bölü x'teki değişim eşittir 6 bölü 2, yani 3. Aynı doğru üzerinde bu şekilde oluşturacağımız herhangi iki üçgen benzer olacak. Şimdi seçeneklere bakmaya başlayabiliriz. A, D, G üçgeni. A, D ve G noktaları. Bu üçgenin hipotenüsü ABC üçgeniyle aynı doğru üzerinde. Üçgenin tabanı x'teki değişimi gösteriyor. D noktasının x değerinden A noktasının x değerine gidiyoruz. Üçgenin yüksekliği ise y'deki değişimi gösteriyor. Y değeri 3'ten 9'a yükseliyor. Hipotenüsü aynı doğru üzerinde olan üçgenler için y'deki değişim bölü x'teki değişimin aynı olacağını biliyoruz. Bu da bir dik üçgen. Yani bu iki üçgen kesinlikle benzer üçgenler. Bu seçenek doğru. Eğer isterseniz bu iki üçgenin karşılıklı açılarının aynı olduğunda geometri bilgilerinizi kesen ve paralel doğrular hakkındaki bilgilerinizi kullanarak kanıtlayabilirsiniz. Şimdi ikinci seçeneğe bakalım. B, E, F üçgeni. B, E ve F noktaları. B, de bir dik üçgen ama hipotenüsü aynı doğru üzerinde değil. Bu üçgeni çizelim. B, f Bu üçgenin hipotenüsünün eğiminin ABC üçgeninden ABC üçgeninin hipotenüsünün eğiminden farklı olduğunu görüyoruz. Bunlar benzer üçgenler değiller. Eğer bunların benzer üçgenler olmadığını kanıtlamak istersek Y'deki değişim böyle X'teki değişim oranını bulabiliriz. Şimdi bunu yapalım f'den b'ye giderken eksi 6'dan artı 3'e gidiyoruz. y'deki değişim 9. bf kenarının uzunluğu 9. Buradaki kısım BEF üçgeninin tabanı ise eksi 1'den 3'e gidiyoruz. Burası ise 4 birim. x'deki değişim 4 birim. 9'un 4'e oranı kesinlikle 6'nın 2 oranına 6 bölü 2'ye veya 3 bölü 1'e eşit değil. Dolayısıyla bunlar benzer üçgenler değil. Bu seçeneği çizebiliriz. Geldik üçüncü seçeneğe. EFG üçgeni. EFG üçgenin hipotenüsü aynı doğru üzerinde değil. Aynı hipotenüsü paylaşmayan üçgenler de benzer olabilir. Ama burada EFG üçgeninin hipotenüsünün eğiminin buradaki doğrudan çok farklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca kenarların oranı da ABC üçgeninden farklı. Bu kenar 3 birim, bu kenar 4 birim. 3 bölü 4 kesri 3 bölü 1'e eşit değildir. EFG üçgeni ABC üçgeni ile benzer değil. Bu seçeneği de çizdik. Son üçgenimiz BDG üçgeni. BDG üçgeni. Bir kez daha tekrarlayalım, BDG üçgeninin hipotenüsü aynı doğru üzerinde değil ve farklı bir eğime sahip. Dolayısıyla BDG üçgeni de ABC üçgeniyle benzer değildir. Benzer üçgenlere baktığınızda bir üçgenin kenarlarının birbirine oranının diğeriyle aynı olması lazım. Bir üçgen diğerinin biraz büyüğü veya küçüğü olmalı. Oysa burada birbirinden çok farklı iki üçgen var. BDG üçgeninin bu kenarının bu kenarına oranının 3 bölü 1'den çok farklı olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Yani bu seçeneği de çizdik. Sadece ADG üçgeni ile ABC üçgeni benzerdir. Cevabı girelim. Tabii ki doğru.